Merhabalar, ben Duygu Kayaman. İki buçuk yaşında görmemeye başladım. Ailem beni gören bir çocuk nasıl yetiştirirse öyle yetiştirdi. Yeri geldi ağaca tırmandım, yeri geldi koştum. Belki de kuralları baştan yaratan ilk ailem oldu. Beş yaşına geldiğimde ailemin büyük bir korkusu vardı. Görme engelli okuyabilir mi, ne yapacak, kitapları var mı diye. Ve e, ilham aldığım Ha, psikolog doktor Hale Bacakoğlu'yla tanıştık. Hale abla benim psikologum, ablam her şeyim oldu. Hale ablam ve öğretmenlerimin önerisiyle ilk örneklerden biri olarak kaynaştırma eğitiminde okudum. Kaynaştırmaya başlarken korkularım vardı. Arkadaşlarım beni kabul edecek mi, öğretmenlerim nasıl davranacak diye. Ama bütün korkularımın abartılı olduğunun farkına vardım. Çünkü o dönemki arkadaşlarım şimdiki gerçek dostlarım. Üniversiteye geldiğimde ilham aldığım hala abla dedim ya, o yüzden de 9 tercih yaptım. 9'da psikoloji oldu. Psikoloji bölümünü burslu olarak tamamladım. İşe başladığımda, bugün Microsoft'ta çalışıyorum. Kendimi nasıl daha farklı geliştirebilirim diye düşünürken, MBA yaptım ve geçen sene tamamladım. Üniversite ikinci sınıftayken benim yine ilham aldığım, benim santanç, bilgisayar, İngilizce öğretmenlerim olan sanatçı, bestekar, yazar, ikiz kardeşler görme engelli Kerim Selim Altınok beni YGA ile tanıştıracaklarını söylediler. YGA, Yankur Akademi nedir derseniz, birlikte ilklere imza atan İstanbul merkezli çok uluslu bir sivil toplum kuruluşu. Bütün gençler birlikte çalışıyor, birlikte geliştiriyorlar ve Birlikte ödülleri alıyorlar. Her sene YGA 50.000 başvuru alıyor. Bu sene de çok yakında başvurular başlayacak. Hatta isterseniz YGA.org.tr sitesinden takip edebilirsiniz. Ve Kasım ayında bir zirveyle, YGA zirvesiyle süreçlere dahil oluyorlar. 200 kişi içerisinde seçiliyorlar. Benim de e, kendimi geliştirme fırsatı bulduğum, sahada e, kendime örnek aldığım projelerden biri Hayal Ortağım Projesi. Hayal Ortağım Projesi nasıl gelişti derseniz, Yegan her sene bir Amerika Liderli Kampı var. 2010 yılında ben de Amerika Liderlik Kampı'ndan döndüğümde YGA'dan 10 arkadaşla birlikte nasıl bir proje geliştirebiliriz diye düşünmeye başladık. Teknoloji çok hızlı ilerliyordu ve aslında biz de teknolojiye uyum sağlamalıydık. Geçmişe dönecek olursam ben kitapları kasetler halinde her hafta Ankara'dan İzmir'den getirtiyordum ve ders kitabı hiç yoktu. Annem sözel dersleri, babam da sayısal dersleri bölüşmüşlerdi. Bana tek tek okuyorlardı. Ee, günümüze geldiğimizde bilgisayardan e, okumaya başlamıştık. Ancak Kerim Selim abili e, diyorlardı ki biz hiç köşe yazı okumadan büyüdük. Peki biz ne yapabilirdik teknolojiyle? görme engellilerin kitaplara, gazetelere, eğitimlere, dergilere ulaşabileceği Hayal Ortağım Projesi'ni geliştirdik. Hayal Ortağım Projesi ile görme engellilerin hayatı çok daha kolaylaşmış oldu. Hayal ortağımla dediğim gibi kitaplara, gazetelere, eğitimlere ulaşmıştık. Evet görme engelliler 200 binden fazla görme engelli ulaşabiliyordu ama bizim amacımız görme engellilerin artık daha da sosyalleşmesiydi. Daha çok görme engelliyi dışarıda görmek istiyorduk ve AVM'ler üzerinde bir çalışma yaptık. Bugün IMEK'in teknolojisi sayesinde Zorlu Center'da yürürken bana mağazaların ismi, Sayıyor. Örneğin zorlu PSM'ye gelmek istiyorum diye işaretlediğimde beni zorlu PSM'ye yönlendiriyor ve çok bağımsız bir şekilde yürüyebiliyorum. Peki evet, alışveriş merkezlerinde yürüyorlar ama hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama görme engeller nasıl film seviyor ee, diye? Bizler e, sesi algılıyoruz ve e, zihnimizde canlandırıyoruz. Evet şu an bir kadın yürüyor olabilir çünkü sesten yürüyor sesi e, geliyor gibi. Halbuki bize sesli bir şekilde betimlendiğinde çok daha fazla e, detay e, dinleyebiliyoruz. E, bugün Türkiye'de hangi sinemaya giderseniz gidin, hayal ortamı Sinema sesini algılıyor, hangi film olduğunu algılıyor ve size metinlemeye başlıyor. Bu sayede de aslında e, filmler çok daha eğlenceli, çok daha zevk alarak e, seyretmeye başladık. E, kuralları baştan yazıyoruz aslında çünkü dünyada bir ilk e, sesli metinleme. Peki birçok çalışma oldu, hayal ortağım için e, birçok gelişme oldu. E, bunun sayesinde de e, hayal ortaklarımız ve ödüllerimiz olmaya başladı. Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan GSMA'yı iki 2 yıl üst üste ödül alan e, tek proje. E, aynı şekilde MIT Under 35 ve Forbes Under 30 ödüllerini aldık. E, buradaki e, en önemli nokta bence gerçekten bir birlikte başarma hikayesi. Çünkü bizde e, hiçbir zaman sen-ben kavgası yok. Çünkü birlikte ilk neyimiz atıyoruz, birlikte sabahlara kadar çalışıyoruz ve hayal ortamda bunun sonucunda ödüller alıyor. Sizlerle çok sevdiğim bir sözle bitirmek istiyorum. Bir başarı reçetesi, belki siz de kullanmak istersiniz. Atatürk'e sormuşlar, başarı reçeteniz nedir diye. Hayal ettim, hayalimin önündeki engelleri tespit ettim. Engelleri kaldırdığımda hayalim kendiliğinden gerçekleşti demiş. Sizlerin de hayallerinizin önündeki engellerin kalktığı nice günler diliyorum. Çok teşekkürler.